İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da hava durumundaki zıtlık. Nikol Paşinyan ve Bako Sahakyan Artsakh Cumhuriyeti'nde güvenlik konseyleri ortak oturumu düzenlediler. Putin, Erdoğan'ın Suriye'yi bölme teklifini reddetti. Haftar, Libya'da çatışmanın durdurulmasıyla ilgili koşulları belirtti. Macron, İdlib'deki durumun kötüleşmesi nedeniyle Avrupa'da yeni bir göç krizini tahmin ediyor. Montemel Konya'na adanmış bir belgesel tiyatro sahnelenecek. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas'ın Gürün ilçesinde yer yer 2 metreyi bulan kar kalındığı, güçlükle açılan köy yollarında adeta kardan tüneller oluşturdu. Buna rağmen ilkbaharın müjdecisi olarak bilinen ve Mart ayında açılması gereken kar çiçekleri başkent Karin Erzurum'un Olt ilçesinde Şubat ayında açmaya başladı. Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetleri Güvenlik Konseylerinin ortak toplantısı başkent Stepanakert'te 22 Şubat'ta gerçekleşti. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıda Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan ve Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan konuşmalarda bulundu. Ortak toplantıdaki katılımcılar çok çeşitli konuları ele aldılar. Resmi Kremlin web sitesinden belirtildiğine göre Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde bulundu. Erdoğan ile konuşan Putin, Suriye'nin bölünmesi fikrini ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne koşulsuz saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak reddetti. Rus lider ayrıca aşırılık yanlısı grupların devam eden saldırgan eylemleri konusunda ciddi endişelerini dile getirdi. Türkiye Başbakanlık makamına göre Erdoğan, Putin'e Suriye ordusunun Suriye'nin İdlib kentinde durdurulması gerektiğini söyledi. 20 Şubat'ta Türk yanlısı gerici militanlar Türk ordusunun desteğiyle İdlib'e bir saldırı girişiminde bulundu ve Nayrap bölgesindeki Suriye ordusunun savunmasını kırdı. Saldırılar Rus Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla geri püskürtüldü. Libya Ulusal Ordusu Komutanı Mareşal Halife Haftar, RİA Novosti Ajansı ile yaptığı röportajda Libya'dan Suriyeli paralı askerlerin geri çekilmesi ve Türkiye'den silah tedarikinin iptali durumunda askeri eylemleri askıya almaya hazır olduğunu açıkladı. Halife Haftar röportajda ateşkes, Suriyeli ve Türk paralı askerlerin geri çekilmesi, Trablus'a Türk silah tedarikinin kesilmesi, Trablus'ta terörist grupların ortadan kaldırılması gibi bir dizi koşulun sonucudur, dedi. TAS Ajansı'nın belirttiğine göre Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği bütçesiyle ilgili başarısız zirveyi terk ettiği Cuma günü yaptığı açıklamada, İdlib'deki durumun kontrol edilemez askeri tırmanışa dönüşme tehlikesinin bulunduğunu ifade etti. Fransa ve Almanya derhal ateşkes uygulaması ve siyasi sürecin yeniden başlaması konusunda ısrar ediyor. Macron ayrıca askeri eylemlerin Avrupa'da yeni bir göç krizine yol açabileceği endişesini dile getirdi ve olası mülteci sayısını 2 milyon olarak da tahmin etti. Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Dikran Virapyan kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin ulusal kahramanı Montemel Konyan hakkındaki bir belgeselin yakında sahneleneceğini açıkladı. Virapyan, Montemel Konyan'ın eşi Seda Gıpranyan Melkonyan ile birlikte birkaç aydır ilginç ve önemli bir proje üzerinde çalışıyoruz. Birlikte bir oyunun sahnelenmesi gereken bir çalışma yaratıyoruz. Tiyatro, Monte'nin Seda'ya yazdığı mektuplara dayanarak Artsakh Savaşı dönemi de dahil olmak üzere Monte'nin hayatının çeşitli aşamalarını yansıtacak. Bu performans sayesinde Ermenistan Cumhuriyeti ve dünyaya Monte Melkonyan'ın bir erkek, bir savaşçı ve bir kahraman olarak karakterini bir kez daha göstereceğiz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin en iyi oyuncularının birçoğu proje çalışmalarına katılacak. Böylece Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinin ulusal kahramanı Montemel Konyan'a layık bir değerli tiyatroya sahip olacağız diye yazdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agung adlı folk topluluğu tarafından seslerinden Hadikoy adlı eseri sunuyoruz. Ah.
Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.